küçücük mutluluklarla bir ömür besleyenlerdenmiş. Un kapanının en üst katındaki kulübenin önünden geçip giderken bir merhabayı sohbete dönüştürseymişiz daha önce tanıyacakmışız onu. Çarşının Vural abisi Vural Şahin. İmza attığı birçok eseri adının önüne geçenlerden. Onun gibiler gönül adamı tanımlamasının katıksız örneği. Zor kazanır, zor yaşar ama asla vazgeçmezler. Yorgunluk onlar için yarım yamalak sevdaların bıraktığı izlerden değil, emeklerinin hiçe sayılmasındandır. Şarkı sözü yazar, besteler yapar, karşılığında beklediklerini paraya tahvil edemeseler de isimlerinin iki satır yazılması ve söylenmesi, dertlerin ve sistemlerin mutluluğa dönüşmesinin adıdır. Sanat demek sadece sanatı göstermek değil, o sanata duygu olarak bir şeyler katanların da adının geçmesi demektir orada. Bakın benim adım televizyonda yazdığı zaman ki benim eşim, çoluk, çocuğum, torunum hepsi biliyorlar bu meslekle uğraştığım. Adım yazdığı veya söylendiği zaman evde bir sevinç, bir muhabbet artıyor. Bir alkış yükseliyor gönüllerden. Babamız, dedemiz işte böyle bir şeyle uğraşıyor diye. Bir ömür verilir, karşılığı bir teşekkürdür çoğu zaman. O bile yeni ufuklara götürür onları. Bize düşen, ekranların onlara kapalı olduğu, bilen bilmeyen herkesin popüler kültür asansörüne binip olur olmaz konuştuğu bu bilge insanları anlatmak. Çünkü ünlü değilsen derdini döktüğün şarkılar, şiirler kadar geçmez sözün bu ülkede. O küçük kulübenin duvarlarına asılı kalmış onca şiiri, şarkıyı bir an duyabilmek bir hakkın teslimi gibi gelmekte bize. İzletebilmek adına öyküye biz de çaresiz bilinenden başlamak zorundayız. Kulağımızda kalan bestelerden hatırlatır mısın bize neler var hiç böyle? Mesela Cengiz Kurdoğlu da var, Zalim Dostu, Orhan Gencebay da var. Hemen onu açıklamak ihtiyacı istiyorum. Ben içki falan içmem. Bir gün gittim meyhaneye. Hiç ki içki içmem yani. Çocukluğumuza belki içmişizdir. Orada otururken bir şarkı yazmıştım. Bu kadar sıkıntı çekmezdim belki bu dertli günümde yarim olsaydı. Bu köhne meyhane yuvam değil ki bu akşam gidecek yerim olsaydı diye yazdım. Ve Orhan abiye götürdüm. Altı kıtaydı, altı kıtasını da besledi, kullandı. Şimdi bildiğiniz şarkılara gelince ne bileyim Kibariye'de var, Nasıl Unutacağım, Cengiz'de var, Bülent Ersoy'da var. Sormak istedim, öyle bir dert var ki ben de çektiğimi sormak istedim. Akşam vakti hangi yola baktığımı sormak istedim. Bestekarı da Muzaffer hocamız devdir. Çok büyük bir devdir kendisi. Çok da şarkı kazandırmıştır. Her sözünde şüphe bırakmayacak bir gerçeklik ve bir sevda var. Vural Şahin'in öyküsü sıradan bir öykü değil yani. Bu yüzden anlatılmalı. Çünkü o konuşması gerekenlerden. Vural abi sen bu un kapanında teksin. Yani böyle yeri olan... dükkanı olan söz yazarı. Şimdi un kapanı değil de beste çalışması açısından Türkiye'de birkaç kişinin var. Bunlardan bir tanesi benim. Ben belediyeye müracaat ettim. Dedim ben bestekarım. Evde çalışılmıyor. Çoluk çocuk var. Bana bir yer verir misiniz? Vergiden dolayı. Çünkü bizim meslek kuruluşlarımızda vergilerimiz kesiliyor bizim. Geldi, araştırdı, incelediler. Kimlerde şarkılarım var dediler. Söyledim. Ve bana burayı verdiler. Burası vergiden muaf ama benim vergilerim mesamda çıkan eserlerimden kesiliyor. Burası benim beste üretmeye çalıştığım, duygularımın en yükseğe, zirveye vurduğu yer. Bunun haricinde başka yerlerde olmuyor mu? Orada da oluyor. Ama sanki burayla ben bir bütünleştim. Aşağı yukarı 10 sene oldu. Her köşesinde bir hatıram var. Her köşesinde bir anım var. Dolayısıyla burada çalışmak benim için biraz ağır bir cümle gibi olması da ibadethanem benim. Çalışmamın ibadethanesi burası benim. Şimdi bestelerim var. Söz yazdığın şarkılar var. Başkalarının bestelediği. Yani böyle bir sipariş mi geliyor? Mesela böyle bir müzik var, buna söz mü yaz diyorlar? Yoksa senin yazdığın söze birileri beste mi yapıyor? Nasıl geliyor? Çalışma stiliniz nasıl? İlk şarkım Orhan Gencebay üstadımız bestelemişti. Ufka uzanan yolu sana gelen yol sanıp kendime güldüğümü nereden bileceksin? Dün buzdan bir dağ iken hayaline aldanıp birden çözüldüğümü nereden bileceksin? O günden bugüne kadar 500 şarkım çıktı. Bunların 300 tanesini söz ve müzik bana ait yaklaşık. Geri kalan da üstadlarımıza o zamanlar dışarıya vermiş olduğum sözlerdi. 45 tanesinde klip çekildi. Bu benim için bir büyük mutluluktur. Sanata gelince Türk Edebiyatı'nda Cumhuriyet döneminden beri en uzun yönetmenliği haftalık bir dergide ben yaptım. Milliyet Yayınlar'da Müzik Magazin dergisinin ve hiçbir ücret almaksızın çünkü bu işi çok seviyorum. 3,5 sene sanat sayfası hazırladım.
Şu an şiir sayfalarını hazırlayanların %95'i diyebilirim benim yanımda yetişti. Benim yanımda derken ben de Cumhuriyet dönemi, Tanzimat dönemi, Fecaati, Yedi Meşaleciler, Beş Şeleciler, onlardan aldığım eğitimi, onlardan aldığım kültürü devam ettirmeye çalıştım. TRT'de bir ara metin yazarlığı yaptım. Sayın Ayşegül Soy'un gönül dostu, onun programında metin yazarlığı yapmıştım sanatçıların. Daha sonra özel bir kanala geçti. Orada metin yazarlığına devam ettim. Ama bunları sırf sanatı çok sevdiğim için yaptım. Herhangi bir ücret falan filan yoktu yani. Çünkü ben bu işin aşığıyım. Bu işin yükünü sırtımdan aldığınız zaman hayatım boş bir çuvala benzer. Un kapanının parlak günlerinden bugünlere gelişini yaşayan biri olarak ona sormak gerekti. Bu çarşıyı en iyi bilenlerdensin şimdi sen. Şimdi tabii o eski havası da kalmamış. Kesinlikle. Ne oluyor, neler oluyor? Şimdi bu çarşının bu hale gelmesinde hepimizin bir payı var. Şöyle payı var, hepimiz ayda, iki ayda, üç ayda bir şarkı üreteceğiz derken dozunu kaçırdık. Çünkü elektrik parası geldi, su parası geldi, telefon parası geldi. Bunların çıkması için ayda 2-3 şarkı üretmeye başladık. 2-3 şarkı üretince kısır döngüler başladı. Kendini tekrarlar başladı. Aynı kelimelerin, aynı notaların tekrarları başladı. Bu aynı dönüş içerisinde bir adım ileriye gidemediğimiz için mazide kaldık. Bizden evvelki jenerasyonda bu anlattığım bestekarlar bazında, plakçıların da kendilerine göre eksileri var tabii. Bestekarlar bazında anlatıyorum ve bizden evvelki jenerasyonun bize bırakmış olduğu o güzel duyguları bu nesilden bir sonraki jenerasyona aktaracak duyguları yavaş yavaş kaybettik. Buna sürekli yapımlar, sürekli eser üretme, ekonomik güçlükler, yol parası buldum, gittim geldim. Çünkü şu an Türkiye'de bu işi benim kadar sıkıntısını çeken çok az. Çünkü bütün şarkı söz yazarları ve bestekarlar benim yanıma yönetmenler uğrarlar. Ben onların bütün dertleriyle elimden geldiği kadar, kendi dertlerim de tabii dahil. Faruk Lafı Çamlı benim bir sözü vardı. Ellerin derdini dert edinmekten kendi dertlerimi unuttum diye bir şey vardı. Ve böyle bir ortamda işte böyle çalışmaya çalışıyorum. Bam teline dokunmanın zamanı şimdi. Ekonomik anlamda rahat mısın? Yani para kazanabildin mi bestecilikten? Ekonomik anlamda kesinlikle rahat değilim. Ben rahat değilsem benden aşağıdakiler 500 tane şarkısı, 45 tane de şarkısına klip çekilmiş birisi rahat değilse bundan benden aşağıdakiler hiç rahat değil. Arkadaşlarımızın nasıl nefes aldıklarını ben biliyorum. Eve gidemeyenler var, evde yemek pişiremeyenler var, eşinden ayrılanlar var. Yeni bir üretme yapması gereken enstrümanı sırf ekonomik şartların yokluğundan satan arkadaşlarımızı biliyorum. Gözyaşları içerisinde satmak zorunda. Kalemi olmayan arkadaşlar var. Çok komik gibi gelir. Gerçekten böyle. Bir kalem almak için. O hale geldi ki camia bizim mekanik gelirlerde hiçbir gelirimiz kalmadı. Temsili alanlardan gelirimiz olması lazım. Bağlı bulunduğumuz kuruluşların eksikliği mi diyeyim, yetersiz çalışması mı diyeyim ya da güçlerinin yetmemesi mi diyeyim bazı şeylere hiçbir şekilde para gelmiyor kuruluşlarımızdan bizim. İsim vermek istemiyorum da. Şöyle diyeyim, mesela senin besteni bir sanatçı okumak istiyor. Bir toplu para almıyor musun baştan? Şimdi ilk başta aldığımız ön ödeme diye bir şey var. Bu Avrupa'da yok ama Türkiye'de şu an o da güncelliğini yitirmek üzere. Bu ön ödemelerden eskiden 100 bin, 200 bin, 300 bin satan bandroller şu an sadece ve sadece 1000 bandrol. 1000 bandrolden de bana düşen 30 lira. Yani bu da demektir ki her ay benim 30 şarkım çıkacak ki 900 milyon elime geçsin. Çok komik bir olay. Şöyle diyeyim. Ön ödeme derken yani ilk besteyi satarken aldığın bir toplu para var mı? Şimdi o toplu para dediğimiz olayın ebatı, çerçevesini şöyle çizelim. O televizyonda anlatılıyor ya 10 milyar aldı, 20 milyar aldı. O rakamlar kesinlikle. Onların bireysel anlamda üretkenliklerinin çok para ettiğini anlatmak için böyle bir kendilerine bir rakam bir şey yapmışlar. Geçenlerde gazete okuduğumuzda 10 milyar, 20 milyar alıyorum diyen bir arkadaşımız sadece 1000 dolar alıyormuş. Öyle büyük rakamlar yok. Bakın çok büyük şeylere şahit olurum. Buraya bir kız geldi. Balıkesir'den kaçmış evinden, babasıyla sonra yakalamış, buraya gelmişler. Demo yaptıracak. Evlat dedim, burada demo yapılıyor ama bazı arkadaşlarımız demodan para kazanıyorlar. Yani demo demek bir şarkıyı dinletir hale getirmek demek. Hocam dedi, bunları demo yapabilir miyiz? Dedim ben yapıyorum ama yapan arkadaşlarımız var. Dedi ki yaptıralım dedi, ne kadar? 200, 300, 500. Tamam dedi, yaptıralım, o paradan düşeriz. Hangi paradan düşeriz dedim, 10 bin dolardan. 10 bin dolar nerede dedim. Sattığımız şarkıdan alacağımız. Şimdi bazen
sanatçılar sanatçılar şey için, dikkat çekmek için şarkı arıyorum diyorlar. O şarkı arıyorum kelimesinde yaydıkları ümidin farkında değiller. O öyle kimselere ekmek parası, ümit, şöhret olarak gidiyor ki onun dönüşü olmayınca da hayal kırıklıkları başlıyor. Hani bu şeye benziyor yani, çok güzel eser arıyorum ama para yok. Kız kendi şarkısını satmış, 10 bin alacağını düşünüyor. O 10 bin alacağını düşünüyor. İşte 10 milyarın içerisinden düşeriz diyor. Halbuki öyle bir rakam yok. Fakat öyle bir hava yaratıldı ki sanki her şarkı 10 milyar 20 ya bugün 10 milyar 20 milyar alan var ise bunlar paraya ihtiyacı olmayan, keyfe keder bestelerini veren kimselerdir. Bugün 10 milyar dediğiniz rakamın üstüne 3 tane daha 10 milyar koyarsanız adamın bir ömür boyu çalışıp kazanmış olduğu paradır. Öyle 10 milyar öyle kolay mı? Ha bir ara şöyle isim böyle ama söyleyeyim, Mankenler Furyası çıktı bir ara. Kimseye de ezmek istemiyorum bu arada, bunu da söyleyeyim de. Mankenler Furyası'nda bazı arkadaşlarımıza kaset yapıldı ya da çok zenginlere kaset yapıldı. Ağa çocuğuydu, şuydu buydu. O tiplerde beste paraları biraz fazla yüksek durdu ama o kadar beste parası kesinlikle yok. O paradan çok isim konusuna daha çok takıldığından konuyu oraya getiriyor. Şimdi öyle bir ana geldik ki şu devirde hangi şarkınız çıktı kelimesi 10 şarkı arasında kayboluyor. Çünkü bir gemiye binmiş 10 şarkı var. Bu 10 şarkıdan bir tanesini direksiyona geçiriyorlar, klip çekiyorlar. Eğer o klip çekilen şarkı sizin şarkınızsa duyulma şansı var. Eğer yok ise duyulma şansınız. Kesinlikle yok. Ahmet'in kasetinde benim şarkım var. Mehmet duyulmuyor ki. Çünkü bir tanesine. Ve o kadar çok kanal var ki bu kanallar arasında sizin şarkınızın denk gelmesi, kaldı ki denk gelmesi de hiç önemli değil. Benim de eşim, çoluk çocuğum, talebelerim var. Sanatçılar yaklaşık 12 kıta, diyelim ki 5'ten çarptık, diyelim 100 kelimelik bir şarkıyı akıllarına tutuyorlar ama o şarkının bestekarını akıllarına tutamıyorlar. Söylemiyorlar. Bu bizim çok büyük bir yaramız. Neden benim adım söylemiyor? O benim çocuğum. Zaten toplam çıktığı zaman 10 tane şarkı okuyorsun. 10 tane şarkının bestekarını söylesen bir satır ediyor. Ama söylenmiyor. Bir de şeye takıldım ben. Bu bandrola. Şimdi şarkı sözü yazarı bandrolun ne kadarını alıyor? Şimdi hocam şöyle 1000 adet bandrol artık eskiden 100 binler kalktı. Sadece şu an 1000 adet bandrol çıkıyor. 1000 adetten sadece ve sadece bana düşen 5 paket sigara parası. O da söz müzik ise 25 yani 15 milyon falan düşüyor. Benimki genelde söz müzik olduğu için 30 civarında para düşüyor. İşte çok komik. Bir 1000 bandrol 30 lira. 30 lira düşüyor. Bu 30 lira da eğer söz müzik ise, eğer sadece söz veya sadece müzik ise 15 lira düşüyor ki artık 15 lirayı nasıl yaparsınız? Nereye yetişir onu bilmiyorum yani, hiçbir yere yetişmez yani. Trabzonlu şair Necdet Neşeli'nin oğlu Burak Şahin. Orhan Gencebay'ı hocası olarak tanımlıyor ve onun yolunu izleyenleri değerlendirmesi de ilginç geliyor bize. Orhan abiden etkilenip bir şeyler yapıyorum derken akla karayı birbirine karıştırıp sapla sabanı birbirine karıştırıp acayip besteler çıktı. Orhan abinin yaptığı bestelerde bilimsellik varken daha sonra insanlar ne kadar dert o kadar satış diye hiç olmadık ve öyle bir ortam yarattılar ki bu ortam içerisinde sanki her başrolde oynayacak. Şimdi bu kelimeyi kullanmak zorundayım. Her başrolde oynayan sanatçının ya eşi, ya hanımı, ya sevgilisi, ya bir geneleme düşecek. Ya başroldeki oyuncu gidip bir adam vuracak, hapse düşecek. Hapse hayatını çok sevdirdiler, içkiyi çok sevdirdiler. Halbuki insanların dertlerini içerken, hani o şiir vardı ya, masaya dertlerini koydu, her şeyini koydu, amma da taşırmış masa. Evet, dertler de bizim, mutluluklar da bizim. Mutluluğa giden yol bir tanedir. Dertler binlercedir. Ama öyle bir hale getirdiler, öyle bir şey yarattılar ki sanki bütün insanlar çile çekmek zorunda. Evet, çile çektiler. Bizler de onların tercümanı olduk. Ama tercümanı olum derken çok başka dilde tercüme ettiğimiz konularda çıktı. Bilirsiniz, yol hikayesi Banteli görünenlerin ve kendisini ifade etme şansı olanların değil, varlığından pek azımızın haberi olan ama bulunduğu sektöre aşkla bağlı olanları konuk eder. Bu kez de öyle oldu Burak Şahin'le. Mutlu oldum. Hem sanat adına hem kendi adıma sesimizi sessizlerin çığlığı olduğuma inanıyorum sanat açısından. Yani dışarıdan o kadar görüldüğü gibi şaşalı bir şey değil. Ama bizler ufkumuzdaki çizgiyi elimizden geldiği kadar yüksek tutuyoruz ki mutluluğu mutluymuş gibi görünüyoruz. Ama şuramızda kanayan bir yara var.